Her ne kadar makineleri biz programlıyor, onların ne yapacağını biz seçiyor olsak da günümüzde öğrenen makineler, öğrenen algoritmalar, eğitilebilen algoritmalar sayesinde makinelerin de kendilerini programlayabilecekleri bir dünyadayız. Şu an günümüzde öğrenen algoritmalar sayesinde makineler aslında kendilerini kodlar. Fakat biz bunu kendi kendini programlayabilen makineler yerine öğrenebilen makineler olarak adlandırdık. Bu bilinçli bir seçim çünkü aynı zamanda insanların makinelere bakış açısını da düzenlemeye çalıştığımız bir zamandayız. Yani eğer kendi kendilerini programlayabilen makinelerden bahsetseydik medyada, bu onlara karşı daha olumsuz bakmamıza neden olurdu. Makinelere kendilerini programlama iznini niye veriyoruz olurdu. Farkındaysanız biz bu makine etiği tartışmasını hiç yapmıyoruz. Yani öğrenebilen makineler hemen hayatımıza girdiler ve hiç sorgulamadık. Çünkü ismini öğrenebilen koyduk. Öğrenebilen dediğimizde biraz da tatlı ve şirin bir olay oluyor. Yani küçüklerdi, şimdi işte yetişiyorlar falan. Burada Stephen Hawking gibi bir felaket tellallığı yapmayacağım. Fakat Harari gibi bir makine öğrenimini kutsallaştırmış ve geleceğin tek çıkış yoluymuş gibi de davranmayacağım. Sadece tespit edebildiğim bazı noktaları var. Bizler bence makine öğrenimini tam olarak potansiyelini görmüyoruz. Ve bu potansiyelin tehlike kısmını da göremiyoruz bu yüzden. Yani bizler makine öğrenimini halen makinelerle sınırlı olduğunu düşündüğümüz için makinelerin bizi ele geçireceğinden bahsediyoruz. Fakat makine öğrenimi aslında bizim en büyük düşmanımızın ve en büyük dostumuzun çok güç kazanmasına da sebep olabilir. Algoritma kısaca 4 işlemi belirli bir sırayla yapmak. Yani şimdi topla, topladığını şimdi çıkar, ondan sonra böl, çarp, tekrar topla, çıkar, böl, çarp. Bunu arka arkaya yapmaya, tabii daha karmaşık, 4 işlemin daha karmaşık formlarını da bunun içerisine katıp arka arkaya çok büyük bir işlem dizisi yapmaya biz günümüzde bilgisayar teknolojisi diyoruz. Bilgisayar algoritmaları bunu yapıyor. Bu video sizin bir YouTube'da karşınıza çıkmışsa bu yüzden çıkmıştır. Bunları biliyorsunuz zaten her yerde bunlarla ilgili yeterince konuşuluyor. Öğrenebilen algoritmalar da bu işlem sırasının belirli bir amaç için kendi kendine içeride değişiklik yapması. Yani bu değeri artık çarpmayalım. Şimdi bölelim. Çünkü böldüğümüzde daha etkili sonuç aldık. Daha etkili sonuç aldığının cevabını şu an biz veriyoruz. Yani öğrenebilen bir algoritmaya başarılı olup olmadığını biz söylüyoruz. Öğrenebilen algoritmaya bu başarılı olup olmadığı tabii ki her işleminde biz söylemiyoruz. Onun algoritmasının içerisine diyoruz ki bunu elde edersen başarılı olursun. O yüzden bunu elde edebilmek için algoritmalarını her işlem sırasında tekrar düzenle. Öğrenen algoritmalar basitçe bizden daha iyi bilgisayar oyunu oynayan, satranç, go gibi böyle karmaşık olabilecek oyunları da bizden daha çok daha iyi oynayabilen algoritmalar olmasını sağlıyor. Bugüne kadar yapay zeka öğrenebilen bir yapay zeka değildi. Biz yapay zekaya ne yapması gerektiğiyle alakalı çok karmaşık bir algoritma verirdik. Bu algoritma değişmezdi. Yapay zeka bununla beraber karşısına çıkan durumu işler ve bir çıktı verirdi bu algoritma. Bu çıktı kompleks ve işe yarar bir çıktıysa biz ona yapay zeka derdik. Yani Kasparov'u yenen Deep Blue bilgisayarı bir yapay zeka örneğiydi, bir öğrenen algoritma örneği değildi. Fakat öğrenen algoritmalar yapay zekadan çok daha farklı olarak çok daha ona verdiğimiz o algoritmayı çok daha geliştirip daha işe yarar hale getirebilir. Öğrenebilen algoritmaların farkı budur. Yani yeteri kadar zaman verirseniz bir öğrenen algoritmaya herhangi bir yapay zekadan her zaman daha üstün olabilecektir. Yani yapay zekalar artı öğrenen algoritmalar yaptıkları işi en iyi şekilde yapmak için uğraşırlar. Aynı insanlar gibi, yani insanlar da 1,5 milyar senenin sonunda bu hale gelmiş organizmalardır. 1,5 milyar sene onlara öğrenen bir algoritma entegre ederseniz elinize bir uygarlık geçer. Fakat öğrenen algoritma sadece bilgisayar oyunları, masaüstü oyunlarında başarılı değiller. Parada, ulaşımda da başarılılar. Bunlar bizim uygarlığımızın temellerini oluşturur. Para güç dağılımı demektir. Ulaşım ise bizim iletişimimizin en ilkel yoludur. Ulaşım olmazsa, yani insanlar bir yerden bir yere ulaşamazlarsa herhangi bir iş gerçekleşmez halen. İnternette bu değişiyor fakat ulaşımın içerisine, yani internet aynı zamanda iletişim aracından çok ulaşım aracı olarak kullanacağımız bir gelecekteyiz. Bunu da ulaşımın altına alırsak öğrenen algoritmaların aslında en iyi olduğu yer de internettir. En pahalı internet şirketleri şu an öğrenen algoritmalar sayesinde değerlerini arttırıyorlar. Bunlar yine oldukça konuşulan spekülatif konular. Gelelim öğrenen algoritmaların aslında neler yapabileceğine. Evren makinalarla dolu. Güneş sistemimiz bile kütle çekimiyle çalışan bir makinedir.
dünyanın üstünde de suyun döngüsüyle çalışan ayrı bir makine vardır. Yani madde fazlaşmasından çalışan bir makine. Fakat evrende hacmine göre en karmaşık ve periyoduna düzgün çalışabilen makine insan beynidir. Evrende bu kadar karmaşık ve bu kadar küçük hacimli başka bir makine yoktur. Çalışabilen, periyodik olarak çıktı verebilen. Karşılaşmamışızdır. Evrendeki en doğal, karmaşık makinenin insan beyni olduğunu şu an söyleyebiliyoruz. İnsan zihninin sırrını öğrenebilen makinelerle çözmek çok önemli bir ütopya ve bilim kurgunun da çok arzu ettiği bir konu aslına bakarsanız. Bizler kafatası ve omurun içerisindeki bir sıvıda yüzen yumuşak bir canlıyız aslına bakarsanız. Bu gördüğünüz vücut, bu canlının donanımları, yaşayabilmek için kullandığı diğer araçlar. Canlının kendisi o deniz anasına benzeyen beyin ve omuriliktir. Bizi makinelerle çözmeye çalışmak bir adım kesinlikle önemli bir ütopya. Gerçekten işe de yarayacaktır beynin sırlarını öğrenebilen makinelerle çözmek. Fakat bilim kurgusal bir durumdur. Ve toplamda makinenin öğrenebilme gücünün çok az bir kısmını karşılayacaktır. Evrenin sırlarını makinen çözdürmeye çalışmak da öyle. Zaten fizik bilimiyle evreni anlamaya çalışıyorduk. Bunu öğrenebilen algoritmalarla tekrar ilerleteceğiz. Oldukça devrimsel noktalara da geleceğiz. Matematiği de öyle. Matematiksel bağıntıları biz öğrenebilen algoritmalara çözdüreceğiz ve önümüzde matematikle alakalı bilemediğimiz kısımlar kalmayacak. Tabii bu matematiğin kusursuz olduğu ön kabulüyle başlar. Bu başka bir videonun konusuydu. Benim dikkat çekmek istediğim konu aslına bakarsanız evrenin öğrenebilen algoritmalarını bizim öğrenebilen algoritmalarımızla çözmek. Bunlar DNA'dır. DNA'mız 4 değerli kodlanmış özel bir algoritmadır. Tamamen öğrenebilen bir yapısı vardır. Kendi kendinde işe yaramayan kısımları tespit edebilir, yok edebilir. DNA öyle bir algoritmadır ki sakladığınızda diğer algoritmalar gibi ve tekrar çözmeye başladığınızda elinize insan geçebilir veya bir fil veya tek hücreli bir canlı. DNA öyle bir şey ki DNA'daki tüm kodu alıp bir kağıda yazıp bir yere not edip ardından not ettiğimiz kağıdı bundan seneler sonra başka bir DNA yapmakta kullanıp sıfırdan ilk canlıyı üretebilirdik. Klonlama teknolojisi budur. Bunun üzerine konuşuluyor biliyorsunuz. Fakat biz DNA'yı bakıp kopyalıyor olmamıza rağmen DNA'daki her şey ne işe yarıyor bilmiyoruz. Hatta DNA'nın çok çok büyük bir kısmı ne işe yarıyor bilmiyoruz. Bunun içinde DNA araştırma şirketleri var biliyorsunuz. Sağlık için yapıyorlar. Genetik hastalıkların tespiti için yapıyorlar. Birçok kullanım alanı var DNA'nın ne işe yaradığını öğrenmek için. Fakat DNA'nın ne işe yaradığını öğrenmek aslına bakarsan felsefi bir takım noktalarda bizi değişime sürükleyecektir. DNA geldiği konuma gelebilmek için milyarlarca sene uğraşmış. Milyarlarca sene farklı farklı senaryolar görmüş. Ve o kadar farklı senaryolar ki biz bugün değişik canlılar ve değişik kamuflaj teknikleri gördüğümüzde bile bu canlılarda şaşırıyoruz. Farklı hastalıklar, bu hastalıklara üretilmiş yeni savunma sistemleri, bazı pençelerin diğerlerinden daha eğik olması, bunların hepsi önemli bazı noktaların nedeniyle olmuş ve biz bunlara baktığımızda şaşırıyoruz. Diyoruz ki bu kuşun gagasının bu şekilde eğimli olmasının nedeni çok çok ilginç bir nedenden kaynaklanıyor. Şunun savunması ve şu yararları sağlıyor. Orkide çiçeğine benzeyen peygamber devesi böcekleri var. Tamamen orkide çiçeğine benziyorlar. Orkide çiçeğine benzemek için geçtiği yollar ve DNA'da o yolların izlerinin kalmış olması bize bu şekildeki öğrenen algoritmaların, yani orkide çiçeğinin renginin, şeklinin bir DNA'da nasıl bilinebildiğinin ve ona benzediğinin yollarını gösterecek. Burada denilebilir ki bunlar amaçlı hareketler değillerdir. Yani oradaki peygamber devesi orkide çiçeğine benzemeye çalışmamaktadır. Evet doğru. Orkide çiçeğine benzemeye çalışmıyor. Orkide çiçeğine daha çok benzeyen peygamber devesi hayatta kalıyor. Burası kesin. Fakat orkide çiçeğine tamamen, çünkü günümüzde neredeyse ayıramayacağımız kadar benziyor orkide çiçeğine benzeyen peygamber devesi ve orkide çiçeği. Bu yolda geçirdiği, DNA'nın geçirdiği evrim gerçekten bize hem tarihini gösterecektir, o türün tarihini gösterecektir, hem de bir savunma sistemi nasıl üretilir bunu gösterecektir. Bu bir silah sanayi durumudur aslına bakarsanız. Çünkü hayatın kendisi, DNA'nın kendisi savaşmak için var. İyi zamanlar geçirmek, güzel şeyler düşünmek için değil.
güzel bir hayat yaşamak için değil. Etrafı alt etmek, bütün düşmanları yenmek ve devam ettirebilmek için. Bunu sürekli olarak devam ettirebilmek için var. Şu an bu videoyu bunun sayesinde izliyorsunuz. Biz doğadaki tüm düşmanlarımızı yendik ve şimdi video çekebiliyoruz. Bu savunma sistemleri, dediğim gibi, milyarlarca senenin sistemleri. Öyle ki bunları öğrenebilecek bir algoritma, bunları öğrenebilecek bir makine bize doğada böyle hayatta kalınır diyebilir. Kardeşev ölçeğinde yüksek seviye uygarlıklar herhangi bir süpernova patlamasından bile hayatta kalabiliyorlardı. Bizler süpernova patlamasına hayatta kalabilir miyiz? Aslına bakarsanız neredeyse evet, bir süpernovanın geleceğini, mesela güneşimizin patlayacağını ondan o kadar uzun senesi önce öğreneceğiz ki buradan kaçmak için bayağı bir zamanımız olacak. Tüm kaynaklarımızı ve gücümüzü verirsek de buradan kaçabiliriz. Yani bizler süpernova patlamasından kaçabilecek bir uygarlık mıyız? Belki de evet ama yeterli değil. Bizler süpernova patlaması sırasında süpernovadan kaçabilecek bir uygarlık mıyız? İşte burası çok zor bir soru. Muhtemelen değiliz. Muhtemelen hiçbir canlı değil. Fakat eğer canlılığın geçtiği süreçleri yeteri kadar iyi anlayabilirsek, onların savunma sistemlerini, onların ne gibi yollar denemiş olduklarını, denemekten de ziyade ne gibi yollara rast geldiklerini görebilirsek, süpernova patlaması bizim için sadece bir sinek ısırığı gibi olacaktır. Öğrenebilen algoritmaları RNA'dan DNA kodlamasına entegre ettiğimizde elimize korkunç bir güç geçecek. Savunma sistemlerinin en büyüğü hayatın kendisinde var. Bizler DNA'larımızı gidip kodlayamıyoruz çünkü çok ufak ve çok fazla sayıdalar, çok karmaşıklar ve DNA kodlamasını engelleyebilecek onlarca farklı savunma sistemine sahibiz. Bizim hastalıklara karşı savunma sistemlerimizi DNA'ya karşı savunma sistemlerimiz olarak görebiliriz. DNA'nın kodlanmasına karşı savunma sistemleri olarak görebiliriz ve dünyadaki herhangi bir savunma sistemi herhangi bir bağışıklık sisteminden çok daha ilkel kalacaktır. Çünkü milyarlarca senedir tek hücreli düzeyde bu savaş verilmekte. Bu savaş öyle silahları ortaya çıkartmış ve öyle savunma sistemlerini getirmiş ki bizlerin bunları anlaması için öğrenebilen algoritmalara ihtiyacımız var. Öğrenebilen algoritmalar tek hücreli canlıların bize savaş stratejilerini verecekler. Ve milyar senedir bu savaş stratejilerine sahip olan tek hücreliler insan gibi karmaşık varlıklar yapıyorlar. Evrendeki en karmaşık makineyi yapıyorlar, dediğim gibi. Bu savunma sistemleri sayesinde. Ve bunu öğrenebilen algoritmalarla yapıyorlar. Tek hücreli canlılarda bizim öğrenebilen algoritmalara söylediğimiz bunu yaparsan başarılı olursun kısmı canlılığın devamıyla ibaret. Yani tek hücreli canlı canlılığını devam ettirebildiğinde öğrenebilen algoritması gelişiyor. Tekrar tekrar kullanıldığında öğrenebilen algoritmada ufak değişiklikler oluyor. Evet, bu değişiklikler herhangi bir direkt amaca dayanmıyor. Canlılık devam ediyor ve öğrenebilen algoritma değişiyor. Fakat direkt bir özelliğe dayandırılabilseydi korkunç güçlü olurdu. Günümüzde biz nasıl yiyecekleri ve hayvanları bizim için özel olarak tekrar kodluyorsak, belirli bir amaca göre onların evrimlerini kısıtlayıp bizim amaçlarımıza döndürüyorsak, bunu DNA düzeyinde çok ufak başka nedenler için yapmaya başladığımızda ve çok hızlı yapmaya başladığımızda, DNA'nın geri kalan bilmediğimiz o büyük kısmını çözdürdüğümüzde öğrenen algoritmalara, birincisi elimize korkunç güçlü bir bilgi geçecek. Canlılık nasıl devam etmiş? Çünkü bu 1,5 milyar yıl sene içerisinde çok fazla olay oldu. Bizim yazarak, düşünerek hiçbir şekilde denk gelemeyeceğimiz senaryolar ortaya çıktı ve canlılık bunları atlattı. Bunlara uygun sistemler geliştirebildi ve biz bu bilgiyi alacağız. Öncelikle bu bilgi zaten bizi çok önemli bir adım attıracak. Yani dünyanın içindeki bilgi elektromanyetin içindeki bilgiden çok daha fazla olduğu için bize korkunç önemli bir adım attıracak. Ardından biz bu bilgiyle DNA'ya geri dönüp şimdi bu öğrenebilen algoritmayı birazcık modifiye edelim ve daha hızlı öğrenmesi ve bu sistemleri daha etkin kullanabilmesini sağlayalım. Bizim DNA'mızda aktive olmayan çok önemli noktalar var. Hiçbir zaman aktive olmayacak olan. Öyle senaryolar gerekiyor ki bunların aktivasyonu için o senaryolar bizim hayatımızda karşımıza çıkmıyorlar. Fakat bunlar aktive olduğunda çalışabilecek çok ilginç sistemlerimiz olabilir. Burada bilim kurguya veya body horror denilen vücudun bir belirli uzuvlarının farklı şekiller almasına girmiyorum. Çok daha farklı. Nasıl olabilir? Mesela Kardeşev ölçeğindeki bir sonraki uygarlık güneş patlamasından kaçacak demiştik. Güneş patlaması sırasındaki radyasyona dayanabilecek DNA kodu belki DNA'mızda vardır.
Muhtemelen yoktur ama belki vardır. Bunun aktivasyonu için bir şey gerekecektir ve biz hızlıca bunu aktive edebiliriz. Çünkü DNA'nın çok büyük bir kısmının ne işe yaradığını gerçekten bilmiyoruz. Hayatımıza işe yarayan kısmı DNA'nın ufak bir kısmına denk geliyor. Bu işe yaramayan kısmının çok büyük bir kısmı çöp olabilir bu arada. Yani hepsi işe yarıyor demek de naiflik olacaktır. Sonuçta DNA neyin işe yarayıp yaramadığını bilemiyor. Sadece hayatın devam ettirmesi onun için yeterli. Fakat biz bunu işe yarar hale getirebiliriz. Bu çöpü yeniden kodlayabiliriz. Bu çok kolay olacaktır. Çünkü DNA zaten o büyüklükte ve bizim içerisindeki çöpü yeniden kodladığımızla ilgilenmiyor DNA. Asıl koruması gereken kodlar farklı yerlerde. Biz bu çöpü içerisinde kendi algoritmalarımızı yerleştirebiliriz. Ve DNA çok yüksek sayıda bilgi tutabilir. Çünkü 4 girdili sistemle çalışmaktadır. Biz içeriye öğrenebilen bir algoritma yerleştirirsek DNA'nın, işte o zaman tüm senaryo değişecektir. Birincisi, bakteri düzeyindeki savaş çok farklı bir hal alacaktır. Bakteriler zaten birbirlerine DNA aktarımı yapabilmekteler. Yani ölmeyi beklemeden, bölünmeyi beklemeden, yanındaki bakteriye kazandığı deneyimi aktarabilen bakterileri zaten biliyoruz. Bunların yanında birbirleriyle elektriksel iletişim kurabilen bakteriler var. Elektriksel iletişim çok önemlidir. Bu iletişim niye var? Beynimizdeki iletişime benzer biçimde bir bakteri topluluğu aynı şekilde bir beyin gibi davranabilir. Bir düşünebilen makine o haline gelebilirler. Bunu yapmıyorlar bakteriler çünkü zaten bunu yapmışlar. Ona bakıyorsunuz şu an. Siz aynaya baktığınızda bakterilerin düşünebilmesini sağlayacak sistemi eriştiğini görüyorsunuz. Bu. Bu zaten var. Fakat bakteri düzeyinde de elektrik atımıyla belirli bir canlı bütünlüğüne sahip olmadan bir bakteri kolonisinin kendi kendine düşünmesi sağlanabilir. Bu düşünebilen bakteriye DNA'larını kodlamasını öğretebiliriz. Bunların seviyesinde elde edeceğimiz güç aynı zamanda uzayda herhangi bir yere gitmemizi de sağlayacaktır. Bakteriler ve sporlar DNA'nın kendisi birer algoritma olduğundan dolayı ne kadar zaman sonra çalıştırıldığının bir önemi yoktur. Algoritma bir matematiksel girdi olarak durduğu yerde bozulmayacaktır. Bizler evreni ele geçirmek, hayatı tamamını yaşayabilmek ve uzaydaki bütün sırları öğrenebilmek için ışık hızını geçmeyi düşünüyoruz, öyle değil mi? Çünkü çok uzun zaman alacak oralara gitmek ve bazısına hiç gidemeyeceğiz. Işık hızında gitsek bile. Evrenin içerisinde yaşayabileceğimiz ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz, öyle değil mi? Çünkü insan vücudu bunlara uygun. Kriyosleep dediğimiz uzun seneler uykuyla bir yerden bir yere yolculuğu düşünüyoruz. Çünkü bizim evren tasavvurumuz bizden ibaret. Bu çok çok dar bir tasavvurdur. Yani öğrenebilen algoritmaları DNA'ya aktardığımızda evren bizim için ele geçirilmesi sadece zamana bağlı bir mesele olacak. Ve emin olun hayat çok uzun bir zamanda bir gezegen ele geçirdi ve çok fazla şey öğrendi bir gezegen ele geçirirken günümüzde bakterilerin yaşamadığı gezegendeki ortamlar çok azdır. Bakteriler tüm canlılığa hükmetmiştir. Hücrelerimizin hepsinde mitokondri denilen tek hücreli canlılar var. Yani bizler mitokondrisiz veya tek hücreli canlıların karışmadığı bağımsız organizmalar değiliz. Kendine ait DNA'sı var mitokondrinin ve biz mitokondrinin soy ağacını çıkarabiliyoruz, kendimizin soy ağacını çıkaramıyoruz. Bu yüzden tartışmalar oluyor biliyorsunuz. Hatta halen sosyolojik tartışmalar bizim soy ağacımız üzerinde kuruludur. Fakat mitokondrinin soy ağacını çok rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Hemen yanımızda onun DNA'sı duruyor ve onun DNA'sı bizim DNA'mız değil. O başka bir canlı. Hücrenin içinde duruyor ve başka bir canlı. Yani tek hücreliler zaten dünyadaki gezegeni ele geçirmek için çok uzun süre şeyler öğrendiler. Ve biz onlara daha hızlı öğrenmenin yolunu vereceğiz. Ve zaten elde ettikleri bilgiyi kullanarak. Bu evreni ele geçirmek için sadece zamana ihtiyacımız olduğunu gösterir. Ve bu zamana sahip. Algoritmalar bu zamana sahip. Belki sizin 80 seneniz var. Fakat bakterilerin önlerinde milyarlarca sene daha var. Onlar bir spora koyup bir asteroidin üzerinde milyarlarca sene yolculuk yapabilirler. En ufak bir zarar almadan. Ve gittikleri ortamda eğer DNA'ları o ortamda gelişmeyi ve açılmayı söylüyorsa orada birbirleriyle elektriksel etkileşim kuran bakterilerden bir koloni oluşturup düşünmeye başlayabiliriz. Başka bir yerde insan gibi düşünen bir beyin koyabiliriz. Bunun insandan bir farkı olacak mıdır? Onun için insan için ellere kollara sahip olmasına gerek yok. Dediğim gibi biz bir sıvının içerisindeki deniz anasına benzeyen bir varlığız. Aynada baktığımız şey biz o deniz anasındaki varlık içine kan gitsin diye var. Bu gözler, bu ağızlar, o kan oraya gidebilsin diye var. O biz düşünebilelim diye var. Ve biz düşünebilelim diye o bakterileri yaptığımızda evren sadece elde edeceğimiz bir şey olacak. Fakat yine
yaptığımız bir hata bizim öğrenebilen algoritmaları makinalara biçiyor olmamız. Evet, biz öğrenebilen algoritmaları makinalarda çalıştırıyoruz. Fakat makinaların hükmündeki öğrenen algoritmalar konusu tarihin çok ufak bir süreci olacaktır. Öğrenebilen algoritmalar organik düzeylerde çok daha hızlı ve çok daha iyi çalışmaktadır. Bunun örneğiyiz. Evrendeki en karmaşık cihaz hemen kafatasımızın içinde bulunuyor. Bildiğimiz en karmaşık cihaz. Makinaların elektromanyetik dünyasından çıkarıp öğrenen algoritmaları hayata geri entegre edeceğiz. Düşmanımız bizim yapay zekalar, sibernetik organizmalar, androidler veya bir dünyayı yöneten makina, bilgisayarlar olmayacak. Bizim asıl düşmanımız en eski düşmanımız olacak. Ve en yakın dostumuz, hücrelerimizin içerisinde koyacağımız kadar yakın dostlarımız ve aynı zamanda tüm bir ırkı bir yılda silebilecek kadar güçlü düşmanlarımız öğrenen algoritmaları kullanmaya başlarlarsa, yani bir bakteri kendi öğrenen algoritmasıyla bir yola girerse, bizim kontrolümüzde olmayan bir yola girerse, en büyük düşmanımız muhtemelen makineler olmayacak. Halen en büyük düşmanımız olan tek hücreler olacak. Dünyada hastalıkların aldığı candan daha fazla kıyım hiçbir yerde yapılmıyor. Canlıların ölümünün çok büyük bir kısmı diğer canlılar tarafından. Diğer canlıların da çok büyük bir kısmı tek hücrelilerdir. Ve DNA'nın kodlamasıyla bunu yapmaktadırlar. Makineler aynı primatların çakmak taşını kullanarak yaptığı aletler düzeyinde hayatımızda kalacaktır. Eğer elektromanyetik, mekanik, yapay zeka dediğimiz vücudumuzdan bağımsız düşündüğümüz makinelerden bahsediyorsak. Eğer zaten makinelerden bahsediyorsak, bu videoda konuşan kişi de muhtemelen sadece metal içermediği için başka bir isimle anılıyor ama toplamda tek hücrelerin hükmünde başka bir makine. Bu açıdan baktığımızda etik bir soruna da karşılaşmaktayız. Bizler birincisi tek hücrelere bu gücü verecek miyiz? Bu gücü elde etmek için tek hücreleri kullanacak mıyız? Tek hücreler bizden çok çok daha fazla savunma sistemine ve saldırı sistemine sahip. Biz eğer bir de onlara öğrenebilen algoritmaları yerleştirirsek muhtemelen bizden çok çok daha hızlı, bizden zeki olacaklar ve anında bizi sileceklerdir hayat adına. Bu başka bir konu. Bu dediğim düşman konusu. Fakat evrende başka canlılar olabilir. Ve biz yok olacağımız fikrini, yok olacağımız düşüncesini bir kez aklımıza soktuğumuzda geri durmayacağız. Öyle bir senaryo gelsin ki karşımıza örnek olarak. Bu senaryo neticesinde bizler yok olacak olalım. Tüm canlılık bu senaryo neticesinde yok olacak olsun. Bu bir süpernova patlaması olabilir. Bu bir kara deliğin yakınımızda olması olabilir. Bu ışık hızına yakın bir asteroidin gezegenimize çarpacak olması olabilir. Yani tespit edemeyeceğimiz kadar yakına gelmiş ve artık kaçamayacağımız ve önlem alamayacağımız hızla gelen bir asteroid olabilir. Canlılığın tümünün bitmesi için birçok senaryo var. Bu senaryolardan birisiyle karşılaştığımızda bizler öğrenebilen rekabetçi algoritmaları evrenin bir yerine göndermeyecek miyiz? Buna hayır diyebilecek bir topluluk var mıdır? Ve biz bunu gönderirsek, bilim kurgu silahı olarak anılan Grey Goo tarzı bir şey olmayacak mıdır? Yani gittiği yeri ele geçirmeyecek midir o algoritma? Bu gezegeni ele geçirmiş bakterileri tekrar hatırlayın. Ve oradaki ele geçirme konusu duracak mıdır? Bu etik bir sorundur. Bizler varlığımız için diğer varlıkları ve diğer gezegenleri gerçekten ele geçirecek miyiz? Bunun cevabı evet. Şu ana kadar bunu yaptık. Şundan sonra başka bir şey yapmak adına bir tane bile adım atmadık. Bu açıdan bakıldığında insan ırkı etik, doğru olanı yapmak gibi şeyleri sadece kendi varlığı adına kullanan herhangi bir öğrenen algoritmadan farksızdır. Bunları yapıp yapmayacağımız konusunda pek üzerine konuşmak istemedim. Çok sosyolojik, çok siyasi konulardır. Ve zamanın ruhuyla değişen konulardır. Bugün diyeceğiniz şey, evet ya bugün bunu yapardık ve şu yüzden yapardık diyeceğiniz şey 10 sene sonra başka bir şeye denk gelmektedir. Zamanın ruhu değiştiğinde bu konular, bakış açımız değişecektir. Bakış açımızın değişmesi bu konular hakkında yapacaklarımızı değiştirmeyecektir. Asıl sıkıntı zaten budur.